Nerede bu Beytol? Hangi cehennemde? O Şanol gibi dağda mağarada saklanacak adam mı? Bütün yollar tutulmuş. Bütün sınırlar. Belli ki burnumuzun dibinde. Ağam elimizden gelen... Kes sesini Sinan! Kızımın katilini isteyeyim sizden. Benim düğünümde bana kurşun sıkan o itin leşini isteyeyim. Baba. Haksız mıyım Murat? Haksız mıyım oğul? Haklısın baba. Tamam, siz de alın. Gel şöyle. Gel bir nefes al. Beydo'yu isteyeyim. Kızımın katilini isteyeyim Murat. Baba, sakinleş biraz. Sen haklı çıktın. Sünnet düğünü diye tutturduğunda yapmayalım dedim. Beto'ya fırsat vermeyelim. Ama ben çok güvendim kendime. Öyle mağrurdum ki, öyle kendimden emin. Evet dedim. Ama bu kadarını ben de tahmin edemedim baba. Yoksa inan bana, sen ne kadar karşı çıkarsan çık. Ne yapar eder, o düğüne engel olurdum ben. Kader işte. Onunla yaşamayı öğreneceğiz. Elif öldüğü gün neler hissediyorduk hatırlasana. Onsuz yaşamayı da öğrenmedik mi? Arkadaşlarla bir yere gidip eğleneceğiz. Nereden çıktı bu? Bekarlığa veda gecesi. Misilleme ha. Ya ne ilgisi var? Hey! Niye kızıyorsun? Ne var bunda? Bu gece olmaz şart mı? İyi de sen rahatsız eden ne? Bak. Biz artık nişanlı sayılırız. İyi kötü tanınan adamık. Bundan sonra ele olur olmadık yerde yanında birileriyle... Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Senin birileri dediğin benim arkadaşlarım. Onların hepsini tanıyorsun. Ya bir itirazım yok. Hepsi pırlanta gibi çocuklar. O zaman sorun ne? Sorun bizim buraların adetleri. Bak canım. Bizim de adetlerimiz var. Yani sizin buralar biraz da bizim adetlere alışacak. Yani tıpkı benim buralara alıştığım ve alışmakta olduğum gibi. Tamam, hiddet göstermeyin Aysel Hanım. Tamam, dediğiniz gibi olsun. Bak. Yani eğer seni çok rahatsız ediyorsa... Tamam, tamam. Pekala. Demek bugün bir daha göremeyeceğim seni. Özleyecek misin? Mecburen. Ne demek mecburen? Basbayağı. Sevmişik bir kere. Elimiz mahkum özleyeceğiz. Hoşça kal. Güle güle. Hadi git git. Süleyman'ın bahçesi bu gece hakkı için kapatılmış abi. Sıra gecesi. Ya. Demek Hakkı'nın sözlüsü mü, nişanlısı mı, her ne? Bu gece yalnız. Tam sırası ağam. Hı. Bizim Çatalpınar'daki depo ne durumda? İyidir ağam, müsait. Yoldan uzak, tam sota. Kızı fazla hırpalamadan getirin. Tamam ağam, gidiyoruz. Şehmuz. Gel buraya. Ağaçlar ayakta ölür derler.
Hiç duydun mu? Duyduğunsa bile inanma. O ölenler rüzgarla eğilip bükülen cılız ağaçlardır. Bir de çınarlar vardır Reşua. Aha böyle. Ben ağaç diye onlara derim. Üzerlerinden ne fırtınalar gelip geçer. Hem de asırlık fırtınalar. Kıyımlar diğerleri tek tek düşer. Çınarlar dimdik ayakta kalır. Biz ki seni koca bir çınar bilmiştik. Yoksa hata mı ettik? Belki vakti zamanında dediğin gibiydik. Ama içimize dodanan kurtlar, bizi için için kemirip bitiren o kurtlar. Kendine gel ağa. Elif'i, Zeliha'yı, iki kızını kaybettin. Ama hayatındaki insanların hepsi bu kadar değil. Oğlum var, torunlarım var. Aşiretinden senden medet uman insanlar var. Dertlerine çare olmazsan, Beyt soysuzu eninde sonunda onlar yutacaktır. Bunlara seyirci kalmaya hakkın var mı ha? Şimdi uyanma zamanı. Şimdi dimdik ayağa kalkıp kükreme zamanı. Ölmediğini dosta, düşmana ilan etme zamanı. Sen kendini bırakırsan, sevdiklerin sade seni değil, umutlarını da kaybederler ağa. Onlara bu azabı çektirmeye hakkın yok. Evet. Evet, yok. Madem ki ağasan, azabını tek başına yaşayacaksan. Öyle değil mi senin kadın? Öyle. Pek adil değil ama öyle. Yok başka çaresi. Bana müsaade. Sen de bir an evvel topla kendini ağa. Topla ki düşmanların sevinmesin. Hadi. Geldiğin için sağ ol. Sana hayırlı geceler Reşua. Dediklerimi sakın unutma. Güle güle. Anne de bakayım mazlum. Hadi, hadi söyle. Hadi evlat. Anne. Efer beni. Gurbet yer.